Günaydın. Aslında ben saat 7:30. Aslında 6:30 gibi kalktım da. Bir yarım saat daha yatayım. Güzel oldu. Neyse. Neyse. Bu kadar erken uyanmamın sebebi, ben dün gece asla uyuyamadım. Zaten yatağa yattığımda 2-2.5 falandım. Ve uyuyamadım gece yani. Sabah da 6:30'da kalktım. Uyumasam daha iyiydi. Yani bir saat daha uyuyayım dedim de keşke uyumasaydım. Şu an daha böyle bir mal gibiyim. Ama neyse ki bugün 7:30'da kalkmaya başardım. Kaç saat? 2 saat uyumuş muyumdur? 2 saat falan uyumuşumdur herhalde, bilmiyorum. Neyse. Şimdi atacağım vlogda düzeltme yapmam lazım. Tekrar değerlendirilir YouTube'a gideceğim. Ne güzel dinleyeceğim, ben hepsini halletmiştim. Arkadaşlar saat 1:30 oldu. Ben kitapta 140. sayfaya geldim. İçimde gram ders çalışma isteği yok. Çocuğum da korktu. İçimde gram ders çalışma isteği yok. Şurada yatıp kitap okurken her an uyuyabilirim. Miriam'ın dışarı çıkıp yürüyüş... Nerede kalmıştım ya? Bir şeyler diyordum da gene telefon hafızası doldu. Yürüyüşe de çıkmak istiyorum ama üşeniyorum. 5'ten sonra havuzda gitmek istiyorum. Üşeniyorum. Ders çalışmak istemiyorum. Kitabın 140. sayfasına geldim ve kitap okuyorum. Şurada yatarken bir yandan da uyuyabilirim. Yani erken kalktık da ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey. En azından bir gündeki bir kitap bitirdim. Çalış olmuş oldu. Saat kaç? Saat 2'ye geliyor herhalde şu an. Herhalde 5'te ben havuza giderim ya. Yüzdesim geldi de. Şeyi düşünüyorum. Benim öğrenciliğim bitti ama diplomamı henüz çıkıp almadım. İşte öğrenci kartım hala bende. Ben havuza girebilecek miyim, giremeyecek miyim? Şu an ben bunu düşünüyorum. Şimdi giderim, havuza giremem, geri gelirim. Problem. Problem. Şu an bunun kuşkusu içerisindeyim kendi içimde. O yüzden gitmem, boşa da gitmiş olabilirim. Ama gidersem dönüşte yürüyerek eve gelirim, yürüyüş yapmış olurum. Böyle şeyler düşünüyorum kafamda. Ne yapsam bilemiyorum ya. Bir akıl verin bana.
Bir akıl ne olur, bir akıl. Kahveler de bitti evde. Kahve almam lazım ya. Türk kahvesi bitti, Nescafe bitti. Filtre kahve de çok az kaldı. Benim çocuklarım da doydu. Güzel. Neyse ben birazcık daha kitap okumaya devam edeyim de. Kararımı size haber veririm. Şimdi karşıma Instagram'da, Reels'larda şey çıkıyor. Christmas Carol diye bir tane Korean film çıkıyor. Onu mu izlesem? Böyle çok merak ettim. Herkes diyor ki öyle herkes izlemesin. Psikolojiniz kaldırmayacaksa izlemesin diyor. Acaba psikolojimi daha çok bozmak için akşam mı izlesem diyorum. Ama merak ediyorum. Şu anda izleyebilirim. Çok kararsızım ya. Of! Ya şu an bana birinin cevap vermesi gerekiyor. Ve şu an bana cevap verebileceklerine bir şey yazsam diyecekler ki hayır izleme diyecekler. Bana evet izleyebilirsin. Dinleyebilecek diye cevap verecek birilerine ihtiyacım var. Hayır ya her türlü izleyeceğim de şu an mı izlesem akşam mı izlesem onu düşünüyorum. Bence ben ne yapayım biliyor musunuz? Of çok kararsızım. Niye böyle oldum? Şu an izlemek istiyorum. Eğer şu an izlersem psikolojik olarak çöküp hiç dışarı çıkmak istemeyebilirim. Çünkü zaten dışarı çıkmak istemiyorum şu an. Bana bir bahane olur. Ama akşam izlersem de böyle gece full depresyon takılır mıyım ya? Nasıl bir dizi yani öyle çok yorum yaptınız ki yani şu an aşırı ön yargılıyım diye karşı. Beklentimi karşılamazsa gerçekten çok üzüleceğim. Ve izlemeye karar verdim. İzleyeceğim. Çünkü merak ediyorum. Ve hep merakımı yedik düşünmeden. Kitabı mı bitirsem ya? Bestecim hani analog çalışıyordun? He? Hani elo çalışacaktın? Ne oldu? Bak bak hoppa. Çalışmayacağım. Çünkü 5 günde hiçbir bok kavrayamam arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. O kadar bilgiyi kafama yazamam. Yani evet ucundan bir şeyler de bilsem olur ama gelmiyor. Ne yapayım içinden? Gelmiyor. Yani okusam da zaten anlamayacağım. O yüzden yarın ben izlemeye gidiyorum. En son da filmle alakalı yorumlarımı da yaparım. Hani diyordun ya bir şeyler bu dizim gözüm ne kadar şişmiş abi 2 dakikada ya ağlayacağım psikolojim bozulsun diyordum filmi izleyeyim de psikolojim bozulsun diyordum yani Allah'ım çok güzel cevap verdin teşekkür ederim ben filme başlamadan psikolojim zaten kendiliğinden bozuldu ben firma aradı beni hocam sağ olsun oraya CV'mi yollamış ve beni de aradılar bugün iş hakkında. Hangi alanda çalışmak istiyorsun ya da çalıştın diye bir soru sordular. Ben dedim ki bu zamana kadar görüntü işleme üzerine çalıştım. Ama hani diğer alanlarda da kendimi geliştirmek istiyorum ve geliştirebileceğime de inanıyorum dedim. Sonuç olarak CV'ye bakan bir insan benim yaptığım projelerin çoğunun görüntü işleme olduğunu bilir ve bu alanda çalıştığında bilir. Aslında ben bunu sesli bir şekilde dile getirmiş oldum. Ben görüntü işleme demeyeydim. Benim ağzıma etselerdi. Ağzım kırılsaydı da demeseydim. Yani bilmiyorum ben görüntü işleme dediğim an direkt kadın bizim o alanda bir açığımız yok. Biz sizi farklı bir alan departman için düşünmüştük. Ama işte görüntü işleme dediğiniz için o alanda bir açık olursa sizi oraya yönlendireceğiz, haber vereceğiz dediler duruma göre. Ben de dedim ki yani ben özellikle görüntü işleme söylemedim. Yani diğer alanlarda da kendimi geliştirebilirim dedim. Ama işte bir alan belirleyen insanlar farklı alana yöneldiğinde mutsuz olup performansı düşüyormuş. Ya dur bismillah.
Ben daha yeni mezun olmuşum. Sadece bu alanda çalışmışım. Başka bir alanda deneyimim yok. O alanda belki daha çok mutlu olacağım. Yani nereden bilebiliriz bunu? Ben evet onu kararlaştırdım diye bunun böyle olmasını gerektirecek bir durum da yok. Ondan sonra ben başladım zaten. Telefon kapattı. Ben zaten bütün dünya başıma yıkıldı dedim. Demez olaydım ya. Ben niye dedim? Keşke bir alan belirlemedim deseydim ama yani bu da saçma. Sonra işte hocaya mesaj attım. Hocam ben böyle böyle dedim ama böyle oldu. Keşke baştan bir alan belirtmediğimi söyleseydim dedim yani. Kusura bakmayın size zor durumda bıraktım dedim. O da dedi ki sen aslında doğru olanı söylemişsin. Bir alan belirlemedim demek kötü bir şey yani dedi. Sıkma canım dedi. Ama bilmiyorum yani bilmiyorum. Böyle gerçekten ben elimi nereye atsam ya da bilmiyorum. Ağlamak istemiyorum. Çünkü artık bir tek bilmiyorum niye böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Neden? Ya şu an zaten ortada bir şey olduğu da yok. Yani arayacaklar mı tekrardan, aramayacaklar mı? Ne olacak bilmiyorum. Ama yani kadınla öyle bir konuşma geçti ki yani arada. Dedim ben ne dedim yani? Ben ne dedim? Yok yani ben görüntü işlemeye niye bulaştım acaba ya? Ben niye bulaştım? Gerçi onun yüzünden başıma geldi zaten. Bir de yüksek lisans yapacağım ona. Onu da yapamayacağım, alamayacağım sınavına da tuz bana. Ya gerçekten çok güzel bir giden günüm vardı biliyorsunuz. Sabahtan beri mutluydum, huzurluydum, kitabımı okuyordum. Kendim kaşındım, dedim ki psikolojim bozulsun dedim. Açtım filmi, izlemeden her şey sarpa sardı zaten. Ben şimdi filmi izleyeyim iyice böyle. Filmden sonra bir de surat ifademi görelim bakalım ne olacak, ne olacak çok merak ediyorum. İzleyeceğim onu şimdi, onu da izleyeceğim. İyice depresife bağlayalım yani, yeter. Bugün de böyle olsun. Bugün de böyle olsun. Nerede yanlış yapıyorum çok merak ediyorum. Nereden yanlış? Benim yanlışım baştan belli. Yani var olma sebebim bence yanlış da. Buradan beni almayan doktora sesleniyorum. Beni niye almadın? Her sinirlendiğimde doktora sayıyorum. Beni niye almadın? Bilmiyorum bugünler ne zaman geçecek de ne zaman güzel olacak? Ha? Bunları görüp de diyecek bir mabeste ne kadar gerizekalıymışsın. Bak bunlara mı ağlıyordun? Bak şimdi neredesin diyebilecek miyim acaba? Ya da şey mi diyeceğim? Beste bunlar için mi ağladın? Bak şimdilik ne haldesin mi diyeceğim? Yani ne diyeceğim? Bu iki seçenek var. Yani başka ne diyebilirim bilmiyorum. Yani üçüncü bir seçenek de değişmedin gene aynı boksun olacak herhalde. İşim bitti. Ben de bittim. Yüzümün gözümün halini görüyorsunuz. Abicin yok. Harika bir rol yapmış. Yani o kadar iyi oynamış ki çocuk. Anlatamam. Hala yani düşündükçe tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Şu an filmle alakalı yapacak bir yorum bulamıyorum. Bulamıyorum. Çok kötüydü ama çok iyiydi. Surat ifadem bu. Fazlası yok. Gerçekten fazlası yok.
Olabilir.